Abidin Alihan Cümbüş, Zeynep'in Cümbüş firmasının 4. kuşak temsilcisiyim. Firmamız 1900 senesinde büyük dedem Zeynel Abidin Bey tarafından kuruluyor. Kendisi müziğe ve yeniliklere çok meraklı birisi. 1930'larda Cumhuriyet'in yeni kurulmasıyla beraber Cümbüş'ü icat ediyor ve ilk olarak da enstrümanı Atatürk'e tanıtıyor. Ve Atatürk de bu enstrümanın ismini girdiği yere neşe veriyor, ses katıyor diye Cümbüş olarak koyuyor. Cümbüş iki parçadan oluşuyor. Gövdesi alüminyum ve sap kısmı ahşaptandır. Aşağı yukarı 8-10 kalemden geçtikten sonra en son halini alır. Önce kalas tabii kesiliyor, parçalar haline getiriliyor. Sapın yuvarlanması yapılır. Gövde içinde bir makinede el kuvvetiyle gövdesi sıvanarak ve bazı yerlerde preslenerek gövde şeklini alır. Ondan sonra onun üzerindeki kasnak diye tabir edilen bir kısım vardır. O kasnak dökümdür, o yapılır. Bunlar birleştirilerek ve parlatılarak en son haline alır. Onun da üzerine terlemesi yapılır. Ön tarafta görmüş olduğunuz çemberde de hala da mucidimiz Zeynel Abidin Bey'in ismi, soyadımız, gururla sergilediğimiz Türkiye ve İstanbul yazıları mevcuttur. Defa bu enstrüman Türk müziğine çok uygun bir enstrümandır. Fakat dünyada da artık bunca sene sonra kabul görmüş bir enstrümandır. Caz müziğinde de kullanıyorlar. Amerikalı Steve Vai var, o rock müzikte kullanıyor. David Gilmour, o kendi albümünde kullanıyor. Sonuç olarak doğru yorumlandıktan sonra o tadı bulursunuz bu enstrümanda. Her yere uyabilir.